Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet 27 Şubat Salı Adana yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet Adana'da altı koşulu bir programımız bizleri bekliyor sevgili dostlar. Evet yorumlarımızı yaptık ama Adana'yla bir telefon trafiğine girerek ee, bir iki safkan aldık. Yani duyum olarak aldığımız safkanları sizlerle paylaşacağım. Evet birinci koşu saatlerimiz 15.30'u gösterdiğinde başlayacak. Yani programa şöyle baktığımız zaman çıkan hiçbir safkan yok. Ama e, bir safkan belki çıkabilir abi dediler. O da 5. E, koşu koşuda 4 numaralı Selanik Aslan'ı. Ama çıkmayabilir yani tam e, belli değil dediler e, sevgili dostlar. E, bakalım e, nasıl bir kurgu gelmiş elimize onları sizlerle paylaşalım. Evet, ilk koşuda yani benim üstüne e, ıssarla durdum e, onlar da duruyorlar. O da kim 3 nolu güçlü prens. E, Fatih Sultan Mehmet Sansarlı. evet abi senin dediğin gibi sonları gerçekten müthiş geldi. Yine şanslı bir isim olacaktır. İlk tercih onların gelmiş sonra iki nolu Erdi Bey, 5 nolu Hansoy, sevgili dostlar 7 nolu Tamercan, 8 yani buraya kalabalık tutmuşlar. 9 ve burada bomba bir isim. Ee, abi bu safkana çok çok e, dikkat dediler. O da 4 nolu Akınay. E, elimize ulaşan safkan olarak gözümüze e, çarpan safkan olarak verdiler. Mehmet Salih Çelik eşliğinde. Buranın bombası çünkü burası gerçekten karışır. Senin dediğin gibi ya 3 tek ya burası hepsi. E, olabilecek kaliteye kalite, kaliteli safkanların bir e, koşusu olacak. E, yani e, geri kalan yarışlarda birazcık elimizi rahatlatıyorlar sevgili dostlar. Sonradan tabii ki dışarıda kalacak. 6 ile 1'i de değerlendirin dedi. Yani burası su kaldırır. Eğer güveniyorsanız 3'ü tek başına bırakabilirsiniz. Ben e, zaten yorumlarda 3 banko demiştim sevgili dostlar. Yani ben öyle bir bankolu gireceğim. Bunu söyleyeyim ama Sağdan burası su kaldırı dediler. Yani sıralamalı 3 başta olmak üzere 2, 5, 9, 7, 8, 4, 6, 1 de e, buraya yazalım. Yani bu iki safkanı da eksik etmeyelim diye söylediler. Elimize gelen e, kurgu bu şekilde başlandı. Evet ikinci koşu handikap 13, 10 safkan yer alıyor. E, demeleri o ki ilk iki aya çok dikkat edesinler sonra azat azat geçeceğiz diye söylediler. Yani burada sıralamaları yani birden 8'e kadar e, yazın abi dediler. Hiçbir şapkana ayımsız yazın 1 2 3 4 5 6 7 8 olarak elimize ulaştı. 2. koşuda 3. koşu şartlı 5 4 rekoru şapkaların Arap atlarının 2000 metre kuma çıkacak. Evet ben yorumda eee söylediğim gibi 3. koşta yani Pekalp e, liderliği alabilir e, Rıza Bey buna eşlik edecektir dedim. Yani bunlar iki safkanla geçmeyi planlamışlar. Yani arkadaşlarımız onlar da 1 ve 3 şeklinde elimize ulaşan safkan oldu sevgili dostlar. Yani Pekalp ve Megastar olarak elimize geldi 1 3. Geçelim 4. koşuya. 4. koşu Grup 3 bir mücadele. 7 safkan yer alacak. Evet burada 1 nolu safkan Müslüm Çelikle banko olarak elimize ulaştı. Ben şunu sordum e, sevgili dostlar. Ben o kadar gerçekten yani e, evet güvenesim geliyor. Yani alta bakıyorum çok eşkalli yere çok çok sağlam basıyor. Yani Müslümle 5'te 4 ilk defa 1900'e çıkacak. E, çünkü ben burada enteresan safkanlar var diye ben düşünüyorum. Hatta bir tane safkan da buldum ben burada. Onu da sizlere söyleyeceğim. Kendi yorumum bu sevgili dostlar. Ama bir nolu safkan Müslüm Çelik de abi diyor. Hem son iki golabında kendi yaptırdı. At zıpkın gibi. Yani bu grupta da e, geçirmeyecek diye düşünürüz. İlk defa yani 19'e çıksa da. Yani çünkü bekleme yarışı yapacak. Sonlarda son düzlükte noktayı koyar dediler. Bank olarak geldi benim elime sevgili dostlar. Ben ee, o yarışta ne demiştik? 1-4-7 şerdile dikkat demiştik ama bir isimden de bahsetmeden geçemeyeceğim ben burada sevgili dostlar. Çünkü o isimde kim? iki ne olursa konum. Hişman çizgi eğer yıkacak arkadaşlar için söylüyorum bakın. Bunu söyleyemem. ben. Yorumlarımda ben iki yer vermedim. Şerdil dedim ama Şerdil'i çıkartabilirim Mehmet Akyoğuz'da. Yani 2 nolu safkanımız e, hiç maçtıklı, bugün e, yine bir şöyle bir inceledim. Yani iki eğer burada gelirse gerçekten çok çok sürpriz bir isim e, bizim e, kuponumuza yazar. Yani ben abi evet ilk defa uzuna çıkacak 1 nolu safkanımız. Ben de pek güvenmiyorum diyecek arkadaşlar için. Yani 4 demedi deme ve 2 nolu çünkü demedi deme nasıl bir safkan. Ee, şöyle virajdan önce ön tarafa gelecektir. Yani e, bir nolu safkanımız tabii ki sürpriz atacak belki yan yana gelebilirler. Çok inatçı karaktere sahip bir safkan. Vera tabii işte yani sonlarda yine tazeliyor ve de sıyrılıp gidiyor. Yani öyle bir safkan ama iki de yani baktım yarışına son ikinciliği Antalya'daydı zaten. Yani müthiş yani dışarıdan aksiyonla geliyor. Yani eğer bu uzun da bu atı buraya getirdilerse yani bir şey görmüşlerdir. Hitchman'ı da üstüne bindirmişler sevgili dostlar. Antalya'da iki yarışı zaten. Grup 3'te koştu 1400'de. Ee, müthişti Mehmet Salih Çelik geçtiğinde. Yani ben buraya gerçekten yani bire o kadar çok ısınamadım arkadaşlar. Ben anlatayım size ondan dolayı. Ee, tabii ki tercih sizin. Bazı yorumlarda 2-3 arkadaş yazmış. Bir geçilmez abi bir geçilmez diye. Ha geçilmeyebilir. Ee, belki kafanızı da karıştırıyorumdur. özür diliyorum. Ama benim e, görüşüm bu şekildeydi. Bir banko geldi sağdan onu size söyleyeyim. Ben sadece 4 yeri demiştim. 7'yi çıkartıp 2'yi ekleyebilirim. Ben yıkmaya kadar gireceğim. Tercih sizin sevgili dostlar. Evet geçelim 5. koşuya. 5. koşudu. Şartlı 5 4 rekor İngilizce 1400 kum. Evet burada Selanik Aslanı belki yarıştan çıkabilir dedi. Belki yarış esnasında kuponlar oynanır sonra da çıkabilir dedi. Yani öyle bir e, duyum var sevgili dostlar. Belki de çıkmayabilir bilmiyorum. Sağdan gelen duyum olarak size söylüyorum. Onlar da burada bir no'lu saf banko tercih yapmışlar. Yani iki banko. Bir ve bir e, olarak girmişler. Yani dördüncü koşu ve beşinci koşu e, ikisine de Müslüm Çelik biniyor. İkisini de Müslüm Çelikle banko tercih yapmışlar sevgili dostlar bu safkanı. Ee, sizlere söyleyeyim. Biz orada 1-4 dedik. Yani ben de bir tarafına gittim. Ee, sonra ben de banko olarak değerlendireceğim. Yani kafada 3 nolu safkanımız ve de burada 5. koşuda da e, ben 1 nolu safkan 2 bankola gireceğim. Ama sürpriz arayacağım. Yerler var tabi ki. O da yani bu koşuda ben arayacağım. Bakalım inşallah e, faydalı olur. Evet geçelim son koşumuza. Son koşumuza da 3 safkan önerdiler. Yani şunları sizlere anlatalım. 3 safkan hangi safkanlar? Altınoğlu safkanımız Emre Akkılıç'ta abi son koşusunu tekrar izle istersen dediler. Yani ben bütün koşulara baktım. Benim şablonum içerisinde altı yoktu sevgili dostlar bunu dile getirip. Handikap 14 koştu son koşusunda. Yani Emre Akkılıç'ta 59,5 kilo ile koştu. Ve de koşuyu kazandı 2000'de. Yani yanına at, yaklaştırmadı. Sonradan e, tempo yaparak koşuyu kazandı. Müslüm Çelik'le 10 nolu safkanımız vardı. O da ikinciliğe anca yerleşebiliyor. Bir türlü atlayamadı onu. Yani yine altın nolu safkanımız kafaya alır mı derseniz abi. Çünkü burada e, master Masterchef var. Biraz daha yani seri. Üç nolu safkanımız var. Alamasa da kafayı ben ikinciliğe yatıp düzlük yarışı yapıp yine koşuyu lehine çevirebilir. 6 ilk tercih. İkinci atım 10 nolu safkanımız ve de ilk defa hişmanı gördüğümüz üstüne mamba e, metaliti dediler. Yeni nolu safkanımıza da bir çarpı. Yani burada 3 safkan bizlere önerdiler. Ben dedim 8'den e, ne düşünüyorsunuz? Victor Golop bir temsilci. Son iki koşusunu kazandı. Abi biz 6 7 10 yani 6 10 7 tutuyoruz. Diyen arkadaşlar burada istediği safkanları yazsın. Senin dediğin gibi Mehmet Salih Çelik 8 de ekleyebilirsiniz diye söylediler. Biz burayı 3 saf olarak değerlendireceğiz diye bana söylediler sevgili dostlar. Evet Adana şablonu olarak elimize ulaşan safkanlar bunlar da ilk ayak hepsi ikinci ayağı yine tekrar edelim. İkinci ayakta ne demişler 3 4 2 1 6 7 5 8 yani birden 8'e kadar Sonra üçüncü koşu P ve Mega Star e, tarafındalar. Buraya iki at geçmişler. Burada bir nolu safkanımızla banko olarak tercih yapmışlar. Beşinci koşu yine aynı şekilde bir nolu safkanımız banko yapmışlar. Selanik Asıra yarıştan çıkabilir. Kuponlar 1-4 olabilir. Yine yarış içinde çıkabilir diye yani net bir şeyler yok ama çıkabilir diye söylediler. Belki de çıkmayabilir arkadaşlar. Kuponlarınızı ona göre oynayın. Son koşta da 6, 10, 7 çizgi. Ben 8'i ısrarla önerdim. Onlar da 8'e de bir çarpı atılabilir abi dediler. Yani 6, 10, 7 çok çok önde tuttukları 3 safkan olmuş sevgili dostlar. Yani birinci ve ikinci koşular altılıyı paraya götürecek koşular diye elimize ulaştı sevgili dostlar. Evet elimize ulaşan safkanlar bunlardı. Tabii ki son karar sizlerin sevgili dostlar. Sizler de ona göre daha saatlerimiz var. Erken bir telefon trafiğine girdik. Biraz da muhabbet ettik. Yani 45 dakika konuştuk. Yani bu safkan niye olabilir? Bu safkan neden böyle dediniz? Falan feşman e, diyerek. Tabii ki onlar altları daha orada iyi oldukları için daha hazır buluyorlar. Kimler çalışmış onlar daha yakın izliyorlar. E, o yüzden birazcık e, muhabbetimiz oldu onlarla. Son kararı bu şekilleri ben de sizlere bu şekilde aktarmak durumunda kaldım. Herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Bakalım Antalya'da arkadaşları aradım. Birazcık erken alabilir miyim diye. Yani çünkü iki altılı bir program var. E, maalesef telefonlarımız açılmadı sevgili dostlar. Ya belki uyuyorlar, belki müsait değiller. E, ondan dolayı çünkü biz aradığımız zaman hemen orada ayak üstünde konuşamıyoruz. Normal bir yere geçiyorlar. Ondan sonra e, konuşuyoruz, ediyoruz e, kendilerine. Bakalım eğer orada da bir duyum olursa sizlerle paylaşacağım. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a Allah'a emanet olun, bol şanslar.